şeytandan Allah'a sanırım. Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Bir, Süleyman Aleyhisselam ordusunda kimler var? Cinler, Evet. insanlar ve kuşlar. Bunlar bölükler haline dağıtıldı. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki, ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Kaçın diyorlar. Yani bir yerden o yuvaya doğru gireceksiniz diyor karıncalara. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçirmesin. Yani Süleyman sizin ölümünüze vesile olmasın. Bir şey yapın, girin, kaybolun diyor. Mehdi Hazreti Süleyman gibidir. Peygamberimiz hadisi de belirtilmiştir. Süleyman ve Zülkarneyn gibi de dünyaya hakim olacak diyor. Evet inşallah. Resulullah'ın o nurlu uslubuyla, nurlu ağzıyla. Dolayısıyla Mehdi'de de bu tarz olayların olacağını anlıyoruz. Yani Süleyman'ın bir benzeri olacak Hazreti Süleyman'ın. İnşallah. Aynı olaylar olacaktır inşallah. Çünkü Peygamberimiz söylüyor. Bu sözün üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki Rabbim bana anne ve babama verdiği nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih amelde bulunmamı yani samimi tavırlar göstermemi ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kadar. Hep bak samimiyet. Bütün peygamberler samimiyetten bahsediyor. Allah samimiyetten bahsediyor. Samimi olunacak. Bu sahtekar usluplar, yapmacık usluplar bereketsizlik getirir. Ve çok büyük bir akılsızlık. Aklı alır. Alabilen samimi olmak lazım her şeyde. İnşallah hocam. Kuşları denetledikten sonra dedi ki hüdüdü neden göremiyorum yoksa kaybolanlardan mı oldu? Şimdi bizim gördüğümüz hüdüd Allah alem cin. Kuş biçiminde bir cin. İnşallah. Çünkü iman ehli iman teklif ediliyor. Cine iman teklif edilebilir. Hayvan zaten imanla mükellef değildir. Evet inşallah. Bu da gösteriyor ki Hazreti Süleyman'ın muazzam bir istihbarat gücü var cinlerden oluşan. Bu da gösteriyor ki yine Mehdi'nin de böyle bir yönü olacak. İnşallah. Cinlerden oluşan bir ekibi olacak. İnşallah. Buna Kur'an dikkat çekiyor inşallah. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Tasin, bunlar Kur'an'ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir. Müminler için bir hidayet ve müjdedir. Allah Hadi ismiyle tecelli ediyor ve bir müjdedir. Ki onlar namazı dosdoğru kılarlar. 5 vakit tadil erkanla. Zekatı verirler ve onlar ahirete kesin bilgiyle iman ederler. Net olarak iman ederler ahirete diyor Cenab-ı Allah. Ahirete inanmayanlara gelince biz onlara kendi yaptıklarını süslemişiz. Yani yaptıkları avanaklıkları onlara güzel göstertiyoruz diyor Allah. Anormal hareketleri. Hoşnut oluyor adam. Çok doğru yolda olduğu kanaatinde. Günahlarına seviniyor. Evet. Yani mutlu oluyor ondan. Diyor ki Allah onu süsledik biz ona diyor zaten. Hoşuna gider diyor. Evet. Böylece onlar körlük içinde şaşkınca dolaşırlar. Bir manevi körlük içinde olacaklar diyor Allah. Evet. Ve şaşkındırlar diyor. Ve sürekli dolaşırlar diyor. Bir oraya, bir oraya giderler. İşte onlar en kötü azap onlarındır. Ahirette en büyük kaybı uğrayanlardır. Hiç şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi gerçeğiyle bilen Allah'ın katından ilka edilmektedir. Ben sana vahyediyorum diyor Kur'an'a.